Evet, Anadolu Ajansı ve ulusal ve Çorum'un yerel basını ve hepinizi endişte duyduğumda sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Ben Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Uluslararası İlişkiler ve Türk Bilgisayarı'ndan sorumluyum. Profesör Doktor Kamil Aydın, Erzurum Milletvekili. Seçim satım halindeyiz. 31 Mart'taki gerçekleştirilecek olan mahalli seçimlerde inşallah Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz Cumhur İttifakı genel konsepti içerisinde bazı illerde ittifak adaylarımızla gireceğiz, bazı illerde kendi adaylarımızla. Her iki parti de kendi adaylarıyla girecek. Malumunuz bunu takip ediyorsunuz zaten. 30 büyük şehirde 3'ü Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayları olmak üzere 27'de Cumhur İttifakı'nın adayları, 30 büyük şehir toplam 51 ilde Cumhur İttifakı'nın adaylarıyla gireceğiz. İttifak halindeyiz. Diğer 30 ilde ise herkes kendi adaylarıyla girecek. Dolayısıyla Çorum ilimizde kendi adaylarımızla gireceğimiz illerden bir tanesi. Cumhur İttifakı'nın ruhaniyetine, anlamına, önemine herhangi bir zarar vermeden, bir halel getirmeden Çorum'da da Kenan kardeşimiz adayımız il adayımızla beraber 16 malum belediyelik var. Biz 15 ilde adaylarımızı çıkardık. Demokratik bir yarış, bir şölen havasında inşallah hem meclis üyelerimizle hem adaylarımızla demokratik bir olgunlukla yarışı götüreceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Çorum'da gerçekten iddialıyız. Çok kaliteli bir adayımız var. Onun alt sıralaması öyle. Gerçekten Milliyetçi Hareket Partisi zaten Çorum'da olmazsa olmazdır. Çorum her zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok merkezinde bulunan, büyük emeği olan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin sesi ve soluğu olan bir kentimiz. Ne biz Çorum'dan vazgeçeriz ne Çorum bizden vazgeçer. Dolayısıyla bugün biz hemen sıcağı sıcağına geldiğimiz bu kutlu kentimizde Bayat'a geçtik. Bayat'ta cuma namazını eda ettik hep beraber çarşı camiinde. Daha sonra bir esnaf ziyaretimiz oldu. Vatandaşlarımızla hasbihal içerisindeydik. Ondan sonra çıktık geldik. Şimdi inşallah aynı şeyi merkezde yapacağız. Bugün de buradayız, yarın da buradayız. İnşallah Çorum'un bu makus talihine birazcık iyileştirilmesi noktasında katkımız olursa ne mutlu bize. İyi bir kadro, iyi bir ekibiz. Allah birbirimizi, beraberliğimizi bozmasın. Dediğimiz gibi bizim önceliğimiz bu ülkenin birliği, beraberliğidir. Yani bizim beka diye ifade ettiğimiz birlik olmadan, bu son yurdunda artık burayı bile bize reva görmeyen iç ve dış mihrakların gözünü üzerimize diktiği bir süreçte, malum 15 Temmuz'dan hareketle bunu söylemek zorundayız. Çok daha dikkatli olup, önceliğimiz bayrağımızdır, vatanımızdır, milletimizdir, devletimizdir. Bunlardan herhangi bir taviz vermeksizin bunları önceleyerek böyle bir mahalli idareler seçimine gireceğiz. İnşallah hem karşıda bizim aylar önce adını koyduğumuz Zillet İttifakı'nın tuzaklarına, kumpaslarına düşmeden, özellikle PKK'nın sesinin soluğunun kesildiği bir süreçte tutup PKK'yı gravat takarak, resmi elbise içerisine sokarak şehirlere taşıma projesinin oyununu bozan bir parti olmak istiyoruz. Böyle bir kararlılığımız vardır. Onun için biz buna dün de zillet diyorduk, bugün de zillet diyeceğiz, yarın da diyeceğiz. Çünkü gerçekten hiç bir ortak paydası olmayan dört farklı benzemezin bir araya gelmesi, hangi söylemde bir araya geldiklerini de henüz anlamış değiliz. Halbuki bizim Cumhur İttifakımızın duruşu ve merkezine koyduğu temel ilkeler bellidir. Devlet halinin varlığıdır, ebed müddet varoluşudur bu coğrafyada. Allah'a şükür iç ve dış mihraklara en ufak bir şekilde taviz vermemek vardır. Bayrağın gönderde kalması vardır, vatanın bölünmemesi vardır, milletin bölünmemesi vardır. Bu tür çok net ortaya koyduğumuz bizim Cumhur İttifakı'nın olmazsa olmaz temel ilkeleri var iken ama karşı taraftan hangi ortak ülküde, hangi ortak prensipte ya da ülkede birleştiklerini anlamakta zorlanıyoruz. Bugün buradan sizin aracılığınızla bir kez daha söylüyoruz. Bu milletin
inşallah azim ve kararlılığı, birlik ve beraberliği onlara Çorumlu da fırsat vermeyecektir. Hiçbir yerde vermeyecektir. İnşallah şehirlere, metropol kentlere terörü taşımayacaklardır, taşıyamayacaklardır. Buna Cumhur İttifakı olarak biz kesinlikle karşı çıkıyoruz. Ama Cumhur İttifakı'nın efendim bu yarıştaki birlik ve beraberliğini hale getirmeksizin, aynen Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği gibi, bu birliktelik, bu akit, bu milletin aziz evlatları tarafından 15 Temmuz gecesi efendim sokaklarda yapıldı ve 7 Ağustos'taki Yenikapı mitinginde de ete kemiğe büründü malumunuz. Dolayısıyla biz bu ittifak ruhuna halel gelmesin istiyoruz. Genel prensibimiz budur. Olmazsa olmazımız budur. Ama bu ayrıca işte biraz önce ifade ettiğim gibi, evet 51 ilde ortak adaylarımızla çıkacağız. Birbirimize destek olacağız. Ama 30 ilde de birbirimize olan efendim ittifaklık şeyimizi, prensiplerimizi bozmadan bir demokratik şölen içerisinde yarışımızı sürdüreceğiz. Bu amaçla buradayız. Çünkü Çorum ilimiz de onlardan bir tanesi. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak planımızı, projemizi yaptık. Adaylarımızla çıktık. Çorumlu hemşerilerimizin huzurundayız. İnşallah Milliyetçi Hareket Partisi daha önceden aldığı birkaç belediye sayısını Çorum'da artık daha da çoğaltıp inşallah Çorum'u artık biz bir Milliyetçi Hareket Partisi aynen geçmişte olduğu gibi bir damgasını vurmak istiyoruz. Bir hizmete susadık. Çorumlu'nun emrinde, Çorumlu'nun hizmetindeyiz. İnşallah Çorumlu hemşerilerimiz de bütün ilçeleriyle beraber Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu saygın, bu ilkeli duruşuna olumlu bir cevap verecektir diye düşünüyoruz. Gerek Kerem Başkanımız, il belediye başkan adayımız, gerek ilçe adaylarımız, gerek efendim meclis üyesi arkadaşlarımız bu konuda kararlılığını ortaya koymuşlardır. İl yönetimimiz, ilçe yönetimlerimiz, ocak teşkilatlarımız bu konuda azim ve kararlılık taşımaktadır. Yüksek bir sorumluluk bilinci içerisinde biz bunu gerçekleştireceğiz. İnşallah 1 Nisan'da Milliyetçi Hareket Partisi Çorum'un şehre milliğini devralacaktır diye düşünüyoruz. Bunlar da Rabbin inayeti sizlerin desteğiyle inşallah Çorumlu'ya beklenen hizmetleri getireceği kanaatini taşımaktayız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Herkese saygı sevgi sunuyorum. Sağ olun. Avusturya'da bir yasak şey oldu. Yani yürürlüğe girdi. Aralarında bozguç şartında bulunuyor. Evet. Bunda asıl sıkıntı hani bu simgenin, bozguç simgesinin işte PKK, DAEŞ gibi örgütlerin plan ve simgeleriyle aynı kefeye konması. Dışişleri Bakanlığı'nın bununla ilgili bir kınama mesajı vardı. Sizin görüşünüz nedir efendim? Tabii bu yeni olan bir şey değil. Bugün uygulamaya konulması düşünülüyor. Biz biliyorsunuz Avrupa'da en güçlü siyasi yapıya sahibiz. Gerek gençlik teşkilatlarımız olarak, gerek federasyonumuz üzerinden parti teşkilatlarımız olarak çok güçlüyüz. Ama maalesef özellikle Avusturya, bakın ben Avrupa Karma Parlamentosu üyesiyim aynı zamanda. Hatırlarsanız iki gün önce PKK'lı militanlar Avrupa Karma Parlamentosu'nun Strasbourg'daki binasını bastılar. Cam çerçeve kırdı, yıktılar. Aslında burada Avrupa'nın gerçekten Türkiye'ye karşı çok çifte standardını, ikiyüzlülüğünü çok net bir şekilde görüyoruz. Aslında zarar veren PKK, zarar veren efendim IŞİD, zarar veren DHKPC'nin yurt dışı uzantıları ama bir türlü tabii burada tarihten gelen bir takım husumetten dolayı malumunuz biliyorsunuz kuşatmalardan bu tarafa Avusturya'nın böyle bir fobisi var Türklere karşı. Aslında oradaki bizim teşkilatlarımızın varlığı, masum Türk vatandaşlarının ekmeğinin peşinde olan arkadaşlarımızın varlığı onların emniyeti için de bir teminattır. Ama bunlar sapla samanı karıştırdıkları için bir zamanlar kendileri himaye edip besledikleri PKK'lı teröristlerin artık bugün onların kontrolünden çıktığı için amaç güya onlar adına bir yasak koyma, onları engelleme adına bir hamle yaparken maalesef o tarihi husumetten dolayı da burada gerçekten bulunduğu ülkenin her türlü değerlerine sahip çıkan, saygılı olan bir iradenin de yaptığı o öze dönük işaretini, bozkurt işaretimizi de bunun arasına katıyorlar. Bu tabii kabul edilebilir bir şey değil. Sayın Federasyon Başkanımız Cemal Çetin Bey de bunun hukuki kovuşturmasını, takibini yapacak mahkemeye başvurduk. Dolayısıyla biz bunun takipçisiyiz. Yani Bozkurt'tan hadi iç mihraklardaki PKK'lılar gocunuyor. Bunun tabii dış hamileri de aynı gocuntuyu gösteriyorlar. Ama Allah'ın izniyle biz hukuki yollarla biz bunun
sapla samanın karıştırmaması adına, yani PKK'nın ya da diğer terör gruplarının yaptığı bir takım eylemlere matuf işaretleri bozkurt işaretiyle karıştırmak bize en büyük hakarettir. Biz bunu kabul edilemez buluyoruz ve gerekli kovuşturmayı da yaptıracağız. Hukuki müracaatlarımızı yaptık, takipçisi olacağız.